Şimdi Sinop'ta çöp konusu nedir? Bakın sorun değil. Bizim sorunumuz yok. Çöp konusu nedir? Şimdi ben size onu paylaşayım. Şunda da elime şeyleri aldım. Ne yapmışız çöp konusunda? Şimdi biz, ben biliyorsunuz 2009'da göreve başladım. 2009'da göreve başladığımda Sinop Belediyesi'nin, sadece Sinop Belediyesi'nin çöpleri Kurt Kuyusu denen yerde düzensiz, vahşi depolama şeklinde depolanıyordu. Yani oradaki insanlar da tabii zaman zaman bize şikayetlerini iletiyorlardı. Biz de bunları görüp yaşadığımız için, sağlık konusu çok önemli olduğu için, gene bizden önceki dönemde başlamış olan, yani onların da hakkını yemeyelim, bizden önceki dönemde başlamış bir çöp istasyonu, ancak tabii faaliyete geçmesi için bir kere çalıştırma ruhsatı almanız lazım. Çalıştırma ruhsatı alabilmeniz için de oranın dört dörtlük her şeyinin tamamlanmış olması lazım. Biz hemen işte gövdede bir takım problemler vardı çöp döküm yerinde. Geldik, bunları tamamladık. Daha sonra Çevre Bakanlığı'ndan, ki bu proje Çevre Bakanlığı'nın projesidir. Çevre Bakanlığı'ndan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aldık. Kaç yılında almışız? 2012 yılında iş yeri çalıştırma, açma ve çalışma ruhsatı almışız ve Kurt Kuyusu'ndaki depoyu kapatarak Meşe Dağı'nda düzenli depolama tesisi olarak çöp dökümüne başlamışız. Yine çevreye çok duyarlı bir Sinoplu olarak, Sinop Belediye Başkanı olarak biz sadece kendi Sinop ilinin çöplerini değil, bütün sahili temiz tutalım diye bakın bir birlik kurmuşuz. Nedir bu birlik? Türkeli, Ayancık, Sinop, Erfelek, Gerze ve Dikmen. Sahil Belediyeler Birliği adı altında bütün sahildeki belediyelerin çöplerini toplamışız. Bu birlik vasıtasıyla Sinop'taki düzenli depolama tesisine bu çöpleri getiriyoruz. 2012'den beri, yani 2012, 5 seneden beri bu çöpleri getiriyoruz. Buradaki 6 belediyenin birlikte olmasının amacı da bütün sahili temiz tutalım. Adı da zaten Sahil Belediyeler Birliği. Şimdi bu belediyelerin aktarma istasyonları vardır. Örneğin Gerze ile Dikmen'inki Gerze'de bir aktarma istasyonu vardır. Önce aktarma istasyonuna gelir. Orada ön ayıklama yapıldıktan sonra araçlara biner, Meşe Dağı'na gelir. Ayancık ve Türkiye'ninki de, Ayancık'ta bir aktarma istasyonu vardır. Oraya gelir, orada temizlendikten sonra Meşe Dağı'na gelir. Ve her belediye buraya çöpler gelirken çöpü tartılır, parasını yatırır. Bizim orada bu ikinci müteahhitimiz vardır. İhale yapmışız. Biz artık çöpü yani orada serme, sıkıştırma biz yapmıyoruz. İhale yapmışız, biz de parayı veriyoruz. Büyük ortak biziz. Şimdi Sinop'un çöp depolama tesisinin konumu budur. Ha bizim de, bunu da söyleyeyim. Bizim de bir aktarma istasyonumuz var. Hem geri dönüşüm malzemelerinin aktarma istasyonu, hem geri dönüşüm. Nedir geri dönüşüm? İşte mukavvadır, işte buna benzer. Bunların türevleridir. Onlar da yer bulamayınca eski çöp yeri olan Çukurbağ'ında biz onlara bir yer verdik. Dedi ki şuradan geri dönüşümü sağlayın. Bu bir şeydir yani, ülke içinde bir gelirdir. Biraz dengesiz çalışıyorlar. Çirkinlik arz ediyor. Zaman zaman ben de gidiyorum oraya. Bizim de ara istasyonumuz olarak eski çöp yerini zaman zaman kullandığımız oluyor.